TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Rejim Avukatı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Barolar Ankara'ya yürüyor. Demirel'in dediği gibi yollar yürümekle aşılmaz dönemleri çok gerilerde kaldı. Anayasal hakların büyük çoğunluğu gibi 34. maddede yazan gösteri ve yürüyüş hakkı askıda. Bu despotik bir sistemdir ve insanların bu durumu anlama konusunda büyük sıkıntısı var. Avukat da olsalar bu maalesef böyle. Metin Feyzoğlu'na bir zamanlar tıpkı bugün Ekrem İmamoğlu'na gösterilen ilgi alaka gösteriliyordu. Türkiye'nin sosyal demokrat umudu Feyzoğlu'ndan bugün rejimin avukatı Feyzoğlu'na. Köprülerin altından çok sular aktı. Türkiye iyi kötü kör topal da olsa AB ile tam üyelik müzakere eden ve bu uğurda dönüşmekte olan işleyen bir hukuk devleti iken bugünkü Orta Doğu Baas tipi Kemola İslamofaşist Türk-İslam sentezcisi Avrasyacı yapıya büründü. Tüm antidemokratik ve anti-özgürlükçü akımlar tek potada birleşti. Aralarındaki dünya görüşü farklılıklarını ilerideki bir kapışma tarihine dek ertelediler. Bugün ortak düşman adettikleri liberallere, Kürtlere, FETÖ'cü dedikleri Gülen cemaatine, KHK'lı vatan hainlerine ülkeyi dar eden bir ortam var. Bu ortamı korumak devletin yeni tanımlanmış çıkarları oldu. Hoş, eskiden de çok matah, demokrat bir profil mevcut değildi Türkiye'de. Ancak en azından güçlü sayılabilecek bir Avrupa Birliği lobisi, batılılaşmaya inanan ve bunun için bazı evrensel standartların Türkiye'de yerleşmesi gerektiğini düşünen bazı ilerici güçler, bu demode ve çağ dışı faşizan yapıların karşısında bir kutup oluşturmaktaydı. Şu an bu kutup o kadar ufaldı ve güçsüzleşti ki, son derece ağırlıklı bir sosyokültürel ve ekonomi politik faşizme safları tümden terk etti. Birçoğu içeride ve bu ortamda rejimin avukatı demokrasiden yana bir eğilim içinde olan meslektaşlarının rejimi protesto eden yürüyüşlerine karşı devletin menfaatlerini korumaktan bahsediyor. Avukatların görevi devletin menfaatini korumak olamaz. Avukatlık nosyonu ve misyonu müvekkilin hakkını ve hukukunu savunmaktır. Müvekkille avukatı arasında çok güzel bir ilişki vardır. Avukatlar müvekkillerine ilişkin mahrem bilgileri, muhteviyatına bakmaksızın asla ve asla herhangi bir özel ve tüzel kişiyle, devlet birimiyle, savcılıkla veya yargıçlarla paylaşamaz. Esasında bu avukatlığın özü bir bakıma Hipokrat yeminidir. Devletin menfaatlerine uygun hareket eden avukat olmaz. Devletin menfaatleri zaten devamlı değişir. Devleti yönetenler, devletin politikalarını belirler. Her yeni yönetici elit iktidara geldikten sonra bu politikalara kendince çeki düzen verir, onları revize eder, hatta bazen tümüyle iptal ederek yerine yeni politikalar üretir. Dolayısıyla avukatların mesleklerini icra ederken devlet çıkarlarını, menfaatlerini gözetmek gibi bir seçenekleri yoktur. Özellikle de devletin düşünce suçu ürettiği, daha doğrusu fabrike ettiği ortamlarda, yani demokrasiden uzaklaşıldığında avukatlar düşünce suçlularını, onları kriminalize eden rejime karşı savunurken devlet menfaatine hareket edemezler. Eğer bu olursa bilin ki rejim hem savcı hem hakim hem de avukattır. Ve ortada adalet değil bir vodvil vardır. Metin Feyzoğlu gibi hukuk profesörü, Türkiye Barolar Başkanı konumunda biri bunları bilmez mi? Bilir. Ama bunları bilmekle uygulamak arasında çok büyük farklılıklar var. Ve bu da bugünkü rejimin yolsuz bir rejim olmasının ekonomik olmayan yönüne ilişkin bir şeydir. Kokuşmuşluk, salt ekonomik yolsuzluklarla olmuyor. Aynı zamanda güç ihtirasına ilişkin yolsuzluk da oluyor. Bunları tespit ettikten sonra önemli bir konuya değinmekte yarar var. O da baroların yeknesak olmadığıdır. Esasında barolar Türkiye gibi kutuplaşmış ve fay hatlarıyla bölünmüş toplumlarda salt pür meslek kuruluşları değildir. Ve bu, buraya yazıldığından çok daha ciddi ve endişe verici bir konudur. Zira bu durum aynen mevcut sosyolojik paralel toplumların barolara yansımasıdır. Öyle bir dönemden geçiyor ki Türkiye, mesela Grup Yorum'un bir üyesinin avukatlığını yapan bir hukukçu, Grup Yorum'un suçlandığı terör davası çerçevesinde suçlanıyor ve kriminalize ediliyor. Veya PKK'lı olduğu öne sürülen bir zanlının avukatı, PKK'lı olmakla suçlanıyor ve hapse giriyor. Ya da FETÖ suçlamaları çerçevesinde sosyal soykırımla yüz yüze kalan bir KHK'lının avukatı, FETÖ'cü ilan edilerek hem mesleki haklarından alıyor hem de kodese takılıyor.
Avukatlık bugün Türkiye'de en tehlikeli mesleklerin başında geliyor. Ve bu durumda zaten birçok avukat meslektaşlarının başına gelenlerden dolayı gönüllü rejim avukatlığı yapıyor. Bu ortamda tüm gücüne karşın rejim baroları kendisi için bir tehdit olarak algılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde bulunan barolar, insan hakları konusunda daha keskin duyargalara sahip olduğundan onlar hedefte. Metin Feyzoğlu gibiler bu tür barolardan nefret eder. Çünkü ulusalcı kemalo-faşist ideoloji dışında her yaşam biçimini kriminalize eden bir gelenekten geliyor. Esasında Ankara'ya yürüyen baroların bir bölümü kısmen endoktrinizasyondan, kısmen de mahalle baskısından soluğu Anıtkabir'de almak istemekteydiler. Fakat rejim artık bu tür hamlelere bile tok. Öyle ki avukatlar darp edildiler ve rejime karşı gelmiş olmanın olağan bedelini ödediler, ödüyorlar. Rejim bu tür bozguncu baroları içindeki üye avukatlarıyla beraber etkisiz hale getirmek için çoklu baro sistemine geçmeyi planlıyor. Yani baroları bypass edecekler ve işlerine devam edecekler. Ne de olsa demokrasilerde çare tükenmez değil mi? İslamcılar AKP milletvekili Cahit Özkan'ın dediği gibi yürüyüş, gösteri falan gibi şeyleri demokrasinin tam tersi bir fiil olarak algılıyor. Onlar için demokrasi 4 yılda bir seçimlerde oy kullanmak, sonra da 4 yıllığına bir İslamcı dukalığa tam yetki vermektir. Erdoğan'ın tramvay analojisinde anlatmak istediği şey tam da buydu. İslamcılar için demokrasi iktidarı ele geçirme amacıdır. Muktedir olduktan sonra demokrasi ayak bağıdır. Anayasada yazsa da gösteri ve yürüyüş hakkı gibi şeyler arızadır ve bunlardan haz etmezler. Oysa kendi kızları ve eşlerinin başörtüsü sorunu için yollara dökülüp baskıcı sistemi protesto etmeyi en doğal hakları adetmişlerdi. Doğrusu Kemalist eski Türkiye bu konuda İslamcılara bugünkü rejimden çok daha bonkör davranmıştı. Ayrıca davranmamış olsa ne olur? Bugünkü uygulamayı haklı mı çıkartır? Dolayısıyla İslamcılar için demokratik gereklilik dönemi bitti. Artık muktedirler. Ve kendilerinden farklı düşünenler ve kendi faşizmlerinin mağduru olanların hakları hak değil. Onlar isyancılar ve anladıkları dilden onlara yanıt vermek İslamcıların doğal hakkı. Öyle mi? En büyük korkuları bugün kendilerinin uyguladığı metotların yarın kendileri için harfiyen uygulanması. Zaten olacağı bu. Eninde sonunda su testisi su yolunda kırılacak. O zamana dek rejim kendine sadık avukatları üretmek ve işini sağlama almak amacında. Tıpkı kendilerine sadık savcı ve yargıçları ürettikleri gibi. Tıpkı kendilerine sadık kahverengi gömlekli Gestapo polis ve bekçileri ürettikleri gibi. Tıpkı kendilerine sadık rejim köpeği bir bürokrasi ürettikleri gibi. Anayasasız bir rejimde Kemalo-İslamo-faşist bir mutant anomalide Türkiye ve toplumu çırpınıp duruyor. Daha doğrusu debeleniyor. Bu debelenmeden dolayı her geçen gün biraz daha batıyor. Rejimin avukatlarını yaratmak bu batıştaki bir sonraki aşama sadece. Herkes dibi bulduk diyor ama her geçen gün yeni diplere ulaşılıyor ve batış bir türlü son bulmuyor diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.